Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir video dersimizde beraberiz. Dersimize başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum hepinize. Biliyorsunuz bu vakte kadar tüm hazırlamış olduğum derslerin büyük bir bölümü ücretsiz ve gerçekten bu programı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için severek ücretsiz bir şekilde derslerimizi hazırlayıp sizlere sunuyordum. Lakin bundan sonraki dönemde makalelerim hariç tüm video içerikler arkadaşlar ücretli olacak. Sembolik bir ücret 5 TL, izlemek isteyen ücretini Dailymotion üzerinden 5 TL gibi bir ücret ödeyerek dersin tamamını izleyebilecekler. Bu dersimizde ücretli bir ders olacak arkadaşlar. Bu böyle bir karar almamdaki sebep, hani ücretsiz paylaşım yapmak yapmamak değil. Hala ücretsiz olarak paylaşımlarda ders hazırlama taraftarıyım. Lakin bazı sebeplerden ötürü artık derslerin ücretli olmasına karar verdim. Bunun herhangi bir maddi kazançla bir alakası yok. Herhangi bir maddi beklentim yok. Zaten buradan bu derslerden birikecek ücretleri ile de yine sizler için dersler hazırlanacak. Başka herhangi bir şey yapılmayacak. Herhangi bir gelir beklentim de yok. Sadece bazı seviyesiz yaklaşımlar ve paylaşımlar, yorum paylaşımları diyeyim ben buna. Olduğu için böyle bir karar aldım. En azından gerçekten ihtiyacı olan insanlar bu dersleri ücretleri karşılığında izleyerek sahip olabilecekler, faydalanabilecekler. Keza gidip hani herhangi bir kurstan ders alabilir, özel derslerde özel dersler alabilirsiniz, kurslara kalitesiz eğitimleri milyarlarca lira para ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok ama dediğim gibi Autodesk ailesi olarak yaptığımız paylaşımlar gibi kaliteli eğitimi başka bir yerlerde bulmanız çok zor. Bunu kendimi övmek ve ekibimizde yer alan diğer arkadaşlarımı da övmek için söylemiyorum. Ve bu konuyu burada noktalandırıyorum. Hepinizin anlayışını rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizin konusu Particle System ile tüy oluşturma. Çoğu reklam filmlerinde görürsünüz, animasyonlarda görürsünüz, filmlerde görürsünüz. Sadece tüy değil, uçuşan tanecikler, toplar, parçalar, bir dünya bu tarzda efektler yapılmakta. Acaba bu efektler nasıl yapılıyor? Hani bunlara nasıl sahip olabilirsiniz öğrenerek? Hani 3D Max'te bu işlemleri yapmak zor mudur, kolay mıdır, nasıl yapılır? Bu konuya değineceğiz. Öncelikle şunu size belirtmekte fayda var arkadaşlar. Hani particle sistem, tanecik sistemi Türkçe karşılığı birazcık karmaşıktır. Bunu kabul etmek lazım. Lakin particle sistemin tamamını bilmenize gerek yok. İhtiyacınız dahilinde kullandığınızda oldukça basit özelliklere sahiptir. Şimdi de zaten anlatacağım konu çok uzun bir konu olmayacak. Çok basit bir konu olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle dersimizin sonunda ne elde edeceksiniz size onu göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3D Max ekranında böyle square olarak gözüken taneciklerin render çıktısı sonunda bir kuş tüyü olarak sonuçlandığını görüyorsunuz. Bu efektler tabii ki bu bir animasyonla dönüştürdüğüm zaman bunlar hareket ediyorlar aslında. Havada uçuşan kuş tüyleri. Gerçekten hani gerçek yaşamda da nasıl efektleri varsa, yere düşene kadar geçen süreçler, ağırlığı, kütlesi vesairesi hepsini particle sistem ile hesaplayabiliyorsunuz. Dersi birebir uyguladığınızda şu anda resimde görmüş olduğunuz sonucu elde edeceksiniz arkadaşlar.
Şimdi sahnemize genel olarak baktığımızda hemen birazcık uzaktan ama birçok ışık görüyorsunuz arkadaşlar burada. Particle sistemdeki tüylerimizi oluşturan tanecikler budur arkadaşlar. Klavyenizden alt tuşuna basarsanız Particle VF penceresini göreceksiniz. Böyle tam ekran olarak büyütelim. Sonrasında bizim sahnemizdeki tanecikleri oluşturan materyallerimiz, komutlarımız burada yer almakta. Şimdi isterseniz bu sahnemize bir reset atalım. Kaydedelim. Bu yaptığımız kayıt altında olsun. Evet, boş bir sahne açıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu kısımdan Geometry sekmesi altında Particle System, Particle Flow Search, yani Particle Flow'un kaynağı ne olacak diye size soruyor arkadaşlar. Öncelikle sizin uçuşacak olan taneciklerinizin ne kadar bir alanı kaplaması gerektiğini hesabını bilmeniz gerekiyor. Örnek olarak şöyle bir alanda bizim partikıllarımız uçuşsun. Şimdi hemen Modifier panelden arkadaşlar gördüğünüz gibi Logo Size bu kısmı belirtir arkadaşlar. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kalsın. İkon Type, yani ikon tipi diyor arkadaşlar. Rectangle, Box, Circle, Shape gibi seçenekler mevcut. Biz burada Box kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Box kullandığımızda çünkü bir hacmi olması gerekiyor. Uçuşturmak istediğimiz kuş tüylerimizin belli bir alan içerisinde hareket edecekler. Bu alanda az önce belirttiğim gibi siz belirliyorsunuz ne kadar bir alan içerisinde etkiye sahip olacaklarını. Hemen arkadaşlar bu kısımdan o mouse'umuzu bir toparlayalım. Hemen bu şekilde büyüttük arkadaşlar. Bunu birazcık daha gridimizin, ızgaralarımızın üzerine yerleştirdik. Bu şekilde yeter arkadaşlar. Sonrasında klavyenizden alt tuşuna basarak da Particle View penceresini açabilir veya buradan Particle View butonuna tıklayarak da pencereyi açabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar penceremizi açtığımızda karşımıza bizim direkt böyle standart bir particle sistem geliyor. Bu particle sistem temel olarak bizim işimizi görecek komutları içermekte. Fakat burada aşağıda görmüş olduğunuz komut dizilerinden de ihtiyacınız dahilinde kullanabileceğimiz komutlar var. Özellikle tabii ki buradan kaldıracağımız komutlarımız da var. Tabii ki Spit buradan kalkacak arkadaşlar. Sonrasında bizim burada kullanacağımız nelerimiz var? Hemen bir bakalım. Materyal statik kullanacağız. Spin kullanacağız. Sonrasında force olması gerekiyor. Göremiyorum, göremiyorum. Evet. Ve burada force gerekirse data operatör kullanacağız. Gerekmezse kullanmayacağız. Ama ben size basit olarak data operatörün ne olduğunu sözlü olarak kısaca bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim render 001 geometri Particle Flow Search kaynağımız altında hemen Event 001 mevcut. Burada Bird, Pozisyon ikon, Speed, Rotation, Shape ve Display seçeneklerimiz mevcut. Biz hemen buradan Speed'i kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Bird seçeneğimize geldiğimizde sağ tarafta Bird 001'in ayarlarının yer aldığı panel açılıyor. Burada Emit Start Particle'ın başlangıç noktası, emit stop particle'ın duracağı noktayı belirtir arkadaşlar. Particle sisteminizin bunu 30. frame'de de durdurabilirsiniz, 500. frame'de de durdurabilirsiniz, 2. frame'de de durdurabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne yapmak istediğinizden alakalı bir durum. Biz ilk aşamada bu kısmı 0 olarak belirttiğimizde, yani sıfırda başlayıp sıfırda bitiyor, sabit bir şey olacağını belirtiyoruz arkadaşlar. Sağa sola aşağı geriye bu hareket etmeyecek. Sonrasında amount değeri arkadaşlar ne kadar sayıda bir particle kullanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. 200 burada çok az, biz bunu 2000 olarak başlangıç aşamasında bırakalım. Hemen bir aşağı aldığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda particle'larımızı görüyorsunuz. Burada tam 2000 tane tanecik mevcut şu an. Hemen particle penceremizi tekrar açalım, küçültelim.
Mesela buradaki 2000 değerini 2 yaparsak burada 2 tane partikelimiz olacak. Ama biz bunu 2000 yapıyoruz. Sahnemizde 2000 tane partikelimiz mevcut şimdilik. Az gelirse sayısını çoğaltabiliriz. Ha, dipnot unutmadan hemen size söylemekte fayda var. Particle sistem bilgisayarınızı biraz yorabilir. Amount kısmındaki değerleri ihtiyacınız ne kadarsa o kadar kullanmanızda fayda var. Hani ne amaçla particle sistemi kullandığınızın bir önemi yok. Amount kısmındaki değerleri çok dikkatli belirlemeniz gerekiyor. Yoksa max kitlenebilir, bilgisayarınız yavaşlayabilir. Aklınızda olsun. Sonrasında pozisyon ikon arkadaşlar, bu kısımda değiştirmemiz gereken herhangi bir ayarımız yok. Adından da anlaşılabileceği gibi ikon pozisyonumuz. Burada hemen şöyle birazcık sağa çekelim. Buradaki konumunu belirliyorsunuz arkadaşlar. Hemen altına rotation görüyorsunuz. Döndürme açısı random 3D olarak dönecek. Partikellerimiz, kuş tüylerimiz diyelim. Altında shape var. Evet arkadaşlar, en can alıcı nokta shape. Shape sizin taneciklerinizin şekillerini, hareketlerini, boyutlarını, büyüklüğünü, küçüklüğünü, 3 boyutlu mu, 2 boyutlu mu gibi birçok seçeneği, hatta atayacağınız materyalin bile map koordinat sistemindeki ayarların yapıldığı bölümdür. Diyeceksin şimdi bu kadar birçok şey anlattın ama burada o kadar ayar sekmesi yok. Çok az ayarla çok iş yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle biz buradan 2D particle kullanacağımızı belirtiyoruz. Açılan sekmede gördüğünüz gibi birçok şekil var. Mesela buradan rakamlar olarak belirleyebiliriz. Donut belirleyebiliriz. Ama diyeceksiniz burada gözükmüyor. Birazdan gözükecek. Hemen biz buradan pardon, pentagon seçtik. Square olarak belirtecek. Buradan scale'i seçiyoruz arkadaşlar. 100 olarak kalsın. Şimdi de burada size'da 10 olarak bırakıyorum. Sonrasında display, yani bu ekranı kastediyor arkadaşlar. Buradaki görünme şekli. Hemen buradan geometri olarak değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi az önce shape komutu içerisinde yapmış olduğumuz ayarları gördük. Çok karmaşık, birbirlerinin iç içe girmiş olarak gözüküyorlar arkadaşlar. Mesela size kısmını birazcık küçülttüğümüzde shape'lerimizin de yani particle'larımızın da küçüldüğünü görüyoruz. Sonrasında varyasyon var. Mesela %5 yaptığınızda bir o kadar karıştırılacaktı. %200 dediğinizde gördüğünüz gibi büyüklük oranları değişiyor. Biz bunu sıfır olarak tekrar bırakalım ve birazcık daha küçültelim. Sonrasında tekrar display'e geliyoruz arkadaşlar. Burası ticks olarak kalabilir. Sonra arkadaşlar, diğer bir komutumuz hemen burada spin. Evet, spin'i buldum. Display altına spin'i açıyoruz. Random 3D 360 derece, kendi etrafında 360 derece random olarak, yani karışık olarak döner diyor. Burada da spin rate varyasyon, spin axis random 3D. Bizim burada değiştirmemiz gereken spin rate arkadaşlar. 360 derece kendi etrafında döner seçeneğini biz sıfır olarak belirliyoruz. Hemen penceremizi aşağıya alıyoruz ve animasyon çubuğumuzu oynatalım. Gördüğünüz gibi pek bir hareket şu an için yer almıyor. Hemen bu kısımdan arkadaşlar force, mouse da tam üzerindeymiş. Hemen force'umuzu da koyduk. Tekrar barımızı oynattığımızda herhangi bir hareket görmüyoruz. Gerekli ayarlamaları da tekrar bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi az önce timeline'da animasyon çubuğumuzu hareket ettirdiğimizde objemiz hareket etmiyordu. Spin rate'de birazcık algılama sorunu oluşmuş. Onu giderdik. Gördüğünüz gibi kendi etraflarında oldukça güzel bir şekilde dönüyorlar arkadaşlar. Şimdi biz bunu bu şekilde render aldığımızda
Tabii ki burada Max ne görüyorsa onun renderını alıyor. Biz buraya bir kare olarak çizdik. Mesela siz bunu hani böyle içinde bir şeyler olan cam fanus gibi bir şeyler vardır. Aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde içindeki partikler hareket eder. Yıldızlar ya da tüyler işte kar yağıyormuş gibi bir etki oluşturur. Öyle bir şey yapmak istediğinizde bu sistemi kullanabilirsiniz. Bunu bir küre olarak da kullanabilirsiniz, bir silindir olarak kullanabilirsiniz, bir kare, dikdörtgen, daire, çember aklınıza ne geliyorsa hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar particle sisteme geri dönüyoruz arkadaşlar, wave kısmına. Şimdi son adımdan bir önce arkadaşlar burada materyal statik var. Herhangi bir particle sistem üzerinde bir materyal kullanmak istiyor iseniz muhakkak materyal statiği buradan atamanız gerekiyor arkadaşlar. Materyal editörde hazırlayıp hop particle'ın üzerine sürükle bırakla yaptığınız zaman olmaz. Buraya materyal statiği atıyoruz. Materyal statiği atadığımızda da materyal editörde hazırlamış olduğumuz materyali buraya tanımlıyoruz. Yani şunu demiş oluyoruz. Biz bu materyali bu particle'lar üzerinde kullanacağız. Bunları ilişkilendir demiş oluyoruz. Hemen Force'un altına materyal statiği atadık arkadaşlar. Şunu bir küçültelim. Gördüğünüz gibi burada materyal altında async materyal none diyor. Hemen arkadaşlar yan tarafa da bir tane materyal editörümüzü açıyoruz. Bu da Mentari'nin kendi materyallerinden kullanmayacağız. Standart diyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu standart içerisinde opacity kısmına bitmap ve buradaki kuş düğümüz. Bu kullanacağınız resmin arkadaşlar PNG formatında ve background'ı olmaması gerekiyor ki istediğiniz en gerçekçi sonucu alabilirsiniz. Burada bir JPEG de kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok ama yanları beyaz çıkacak ve şuradaki gördüğünüz gibi kare kare olacaklar. O yüzden az önce bahsettiğim gibi transparan background'ı olmayan PNG formatındaki resimleri kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada bir şey yaptım. Us Real World Scale 3DMax 2016'da bu gerçek dünya ölçüsü biriminde getir seçeneği var arkadaşlar. Biz bunu devre dışı bırakıyoruz. Buradaki tilingleri bir yapıyoruz. Resmimiz de zaten şurada gördüğünüz gibi biraz daha büyüteyim net olarak algılayabilin arkadaşlar. Hemen. Şimdi düzey gördüğünüz gibi buradaki açık gri tonlu yerler bizim kuş tüyümüz. Aslında bu bildiğiniz standart bir materyal slotu. Ama opacity kanalında kullandığımız için ve resmimizin de background olmayıp transparan olduğundan dolayı bu şekilde gözüküyor. Doğrusu budur. Sizin de materyalinizin böyle olması gerekiyor. Böyle olmuyorsa sıkıntı vardır. Alacağınız renderlar gerçekçi çıkmaz. Şimdi materyalimizi buraya atadık arkadaşlar. Hemen buradan particle sisteme atıyoruz. İlişkilendirelim mi diyor. Kopya mı, instance mi? Instance diyoruz. Çünkü burada yapacağımız değişiklikler otomatik olarak da orada gözüksün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan materyallerimiz transparan bir hale geldi. Hemen bir deneme render'a alalım. Ne diyor? Event 0, 1, missing map koordinat. Gerekli koordinatları bulamadım diyor. Olabilir. Bulamayabilirsin. Async showing VF port diyelim. Bir daha render diyelim. Tabii biz burada mental ray yerine render setup'ımızdan Vray tercih edelim. Sonrasında progresif olmasın. Yok, fixed yorabilir. Evet. Environment'imizi açalım. Sonrasında gelelim buradan Iridescence Map Verilog. Okey, Light Cache de var. Böyle bir render'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi pek bir şey çıkmadı. Hemen gerekli düzenlemeleri yapacağız arkadaşlar. Particle sistemimiz penceremizi hemen aşağı atıyoruz. Şu kısmı bir clone yapalım. Bir daha bir deneme render'ı alalım arkadaşlar. Neden çıkmadığını
Bulalım. Render setup'ımızı bir kontrol edelim. Klavyemizden 8 tuşuna basalım arkadaşlar. Sonrasında buradan gradient ramp seçelim. Bir daha bir deneme render'ımızı alalım. Gözükmüyorlar. Ya da kadraja mı girmiyor acaba? Veya materyal editörümüzü açalım. Buradan boş bir slotla ilişkilendireceğim şimdi. Maksat sorunumuzu bulmak. Hemen 6 diyerek particle view'i açıyoruz. Bu kısımdan bunu atadık. Instate diyoruz. Tekrar bir deneme alalım. Evet. Gördüğünüz gibi particle'larımız bu şekilde burada gözüküyor. Biz bunun çevresine materyali değiştireceğiz. Birkaç tane Vray Light atayalım. Işık penceresinden Vray ile yapalım. Daha iyi. Atadık. Hemen böyle. Dursun. Birazcık daha uzaklaştıralım. Sonrasında tekrar render setup'ımız açıkmış. Materyal. Particle view'imizi aşağı atalım. Render setup burada. Ha, bu zaten kapalıymış. Güzel. Hemen bir render'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi materyalimizi tekrar alt tuşuna basalım. Materyal statik. Bu kısma atadık. Sonrasında burada tüy dedik. Gördüğünüz gibi hemen orada tüy oldu. Bunu bir kapatalım. Ve bir deneme render alalım. Bu kısımda fazla mı transparan? Acaba materyalde mi? Evet, çok büyük olduğundan ötürü gözükmeyebilir arkadaşlar. 2 küçültelim bakalım bunu. Şimdi gerçekten bir şey, pardon, bir şeyler değişecek mi? Evet. Açık sistemi olarak gözüküyor. Biz bunu 5 olarak değiştirelim. Sonra 8 tuşuna basalım. Bunu şimdilik kullanmasın. Sonra tekrar hemen o yanlış yerden yapmayalım. Sahnemiz niye bu kadar karanlık oldu? Ray light mı yetmiyor acaba? O zaman burada biz hemen bir tane HDR kullanalım. Daha gerçekçi bir render almış oluruz. Hemen buradan. Hop hop hop. Yanlış yere girdik. Texture, HDR. Şöyle aşağılara gidelim. Burada güzel HDR'larımız var. Bakalım bu bizim işimizi görecektir. Buradan küresel yap dedik. Hemen. Partikıllarımız çok mu küçük oldu? 5'e 8 yapmışız yanlışlıkla. Hemen bunları tekrar bir olarak değiştirelim. Render'ımızı alalım. Şu an ciddi olarak fazla transparan kullandığımızdan ötürü bu sıkıntı oluyor olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taneciklerimiz burada. Bir de bu şekilde deneyelim. Materyalimizin gözükmemesi çok ilginç. Bunu şunu kaldıralım. Evet.
Şimdi daha düzgün gözüküyor. Ama galiba resmimizde bir sıkıntı var. Resmin kendi yapısında değil de hemen şu shape'den kontrol edelim. Square. Birazcık büyütebiliriz bunlara. Scale %200'müş. Oo. %100 olacak arkadaşlar. Bakın bir hatayı yakaladık. Birazcık daha büyüttük. Geometri. Geometri. Hemen bir deneme renderimizi alalım. Şimdi arkadaşlar, bu sahnemizde tüylerimizin gözükmemesinin sebebi burada bir shape modifier'ımızın içerisinde generate mapping koordinasyon fit mapping seçeneğini işaretlemememizden kaynaklanıyor. Ha bir de dilim dönse ne güzel olacak. Evet. Şimdi bunu işaretledik arkadaşlar. Hemen bir render diyelim, sonucumuza bakalım. Hatta bir dakika, birazcık daha büyük bir render alalım. Ha, bir de kadrajımızı açalım, Shift F ile. Kadrajı bunu aşağı atalım. Heh, açtık. Birazcık daha yakından bakalım. Evet. Render diyelim. Sonra bunu büyütelim. %100'den bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık tüylerimiz havada uçuşuyor. Mesela bununla rüzgar vererek ve daha karmaşık bir şekilde savrulmalarını sağlayabilirsiniz. İsterseniz hemen wind nasıl uygulayacaksınız ona da bir bakalım. Render'ımızı iptal edelim. Şunu kapatalım. Materyallerden şu an için bir işimiz yok. Hemen bu bizim ekranımıza sığsın. Sonrasında pardon. Bu kısımda nerede? Wind burada. Wind'i seçeceğiz arkadaşlar. Küresel seçiyoruz. Tab penceresine gelelim. Bir tane böyle oluşturduk. Bir tane böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir tane de böyle oluşturuyoruz. Sonra geliyoruz bunları birazcık yükselteceğiz. Bu şekilde kalsın. Tekrar Particle View'imize geliyoruz arkadaşlar. Burada az önce Force komutunu dahil etmiştik. By this butona tıklıyoruz. Zaten 3 tane bindiğimizi görüyor. Select diyoruz arkadaşlar. Burada Influence değeri 1000. Ama bakalım 1000'ken ne olacak? Onu değiştirdiğimizde ne olacak? Hemen bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta birazcık uzaklaşalım. Şöyle Play butonuna basalım. Gördüğünüz gibi gitti. Uçtular. Hop gittiler. Şimdi bunun önüne geçmek için çünkü 3 tane rüzgar kullanıyoruz. Çok güçlü sonuç çıkartır. Buradaki değerimizi 1 yapıyoruz arkadaşlar. Influence değerini 1 yapıyoruz. Sonra tekrar timeline'da hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha ağır hareket ederek savruluyorlar. Sonrasında spin'e gelelim. Burası 360 yaparsak bu kısımda ne değişecek? Hemen bu kısmı da bakalım. Gördüğünüz gibi oldukları yerde hareket ederek daha yavaş bir şekilde dağılmaya başlıyorlar. Şimdi bir de böyle bir render'ını alıp bakalım. Büyütelim tam gözüksün. Bu şekildeler. Sonra arkadaşlar son olarak size burada data operatör var arkadaşlar. Hemen buradan data operatörümüzü ekledik. Tıklıyoruz. Edit data flow, load press gibi seçeneklerimiz var. Mesela edit data flow dediğimizde boş bir ekran geliyor. Buradaki komutlarla istediğiniz dataları oluşturabiliyorsunuz. Ama burada hazır datalarımız var. Çıkan soruda evet
Blast diyoruz. Sonrasında Blur Wind var arkadaşlar. Mesela Blur Wind de Mansion Blur gibi düşünün. Ağır çekimde böyle gözüken bir etki oluşturuyorsunuz. Mesela tamam, seçelim Blur Wind'i seçtik. Okey dedik, bırakıyoruz. Sonra bu kısma geliyoruz. Oo, yukarı kaçmışlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesela bunlar böyle yukarı giderken de bir renderlarını alalım. Hemen de büyütelim. Görüyor musunuz hareketlerdeki şeyi? Tam bir motion blur etkisini oluşturuyorsunuz. Tabii ki bu yukarı gidiyor diye, sırf yukarı gidiyor diye bir kural yok. Aşağı doğru da olduğu yerde de sabitleyebiliriz. Hemen bunu nasıl sabitleyeceğimizi de bir deneyelim diyorum. Sonrasında buradan bir tane empty flow alıyoruz arkadaşlar. Pardon, preset mi alsak? Yok yok yok. Empty flow'umuzu aldık. Sonra bir tane spin alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu ikisini, bunu silelim ya da kapatalım, kalsın. Sonrasında gördüğünüz gibi buraya ekledik ve bir daha bakalım. Ama tabii biz bunu yukarıda bıraktık. Hemen iptal edelim. Sonra Particle View'umuza gelelim. Buradaki Data Operatör'ümüzde ok biçiminde diyor. Box diyelim. Okey. Sonra bir kutu biçiminde tekrar yukarıya gidiyorlar. Tamam. Planner. Küresel. Yok. Tamam. Data Optimizer'la da arkadaşlar bu şekilde Blur Wind etkisi oluşturarak hareket halinde olan kuş tüylerimizin de hareketlerini bir slow motion etkisi oluşturabiliyoruz. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.